Benim küçük kuzuma günaydın. Kukuş. Sabah oldu. Hadi kalk anne. Alper abiyi okula gönderdik Sıra Aytuğ'da. Hadi annem. Günaydın. Ne? Kalkmayacaksın mı? Hadi aşkım. Paşam benim. Oy annesi kurban olur yaradana. Sıcacıksın ha. Oy sıcacık sıcacık. Oh 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 ben yatayım mı yanına? Hı? Oy sıcacık oğlum. Kurban olurum. Hadi annem. Hadi benim güzel oğlum. Hadi kalk aşkım. Hiç kalkmaya niyeti yok. Uyanmaya hiç gönlü yok. Hı. Annem. Balım. Yakup. Al anneciğim. Mama. Al kuzum. Al kızım. Kocaman alacağız. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Bugün cuma. Günlerden cuma. Yağmurlu bir gün. İskenderun'un sabahtan beri şakır şakır yağmur yağıyor. Biraz önce de kahvemi alıp dışarı balkona çıkmıştım. Var mı benim gibi böyle yağmuru izleyerek kahve içmeyi sevenler? Ben de çıktım bir 5 dakika kadar en azından o şeyimi gidereyim dedim. Çok seviyorum yağmurda kahve ya da çay işte ne olursa elinizin altında ne varsa balkonda yağmuru izlemeyi çok seviyorum. Bir 5 dakika kadar durdum. Hava çok soğuk. Geri kaçtım içeriye. Dedim kahveni içeride iç Göknur. Dedim çık takipçilerinin karşısına iyi ki sohbetin. Bugün cuma demiştik. Cumanız mübarek olsun. Rabbim gönlünüzde, kalbinizde ne dileğiniz, ne isteğiniz, ne arzunuz varsa inşallah bu mübarek günün hürmetine verir, nasip eder inşallah. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Dün ben video atmadım.
Biliyorsunuz 3 gündür günde 2 video atıyordum ve bu beni biraz yordu haliyle. Dün dinleneyim biraz dedim. Bir de dün benim aslında çok işim vardı. Mutfakta mutfak dolaplarıyla uğraştım. Yani mutfakta biraz değişiklik yaptım. Bayağı bir aslında değişiklik yaptım. Söylemiştim birkaç gün önceki videomda da bahsetmiştim. Mutfak dolaplarında değişiklik, işte yerlerini değiştireceğim. Pencerelerin, ne bileyim, saklama kutularının, işte bazı dolapların falan yerlerini değiştireceğimi söylemiştim, bahsetmiştim. Dün onun bir kısmını yaptım. Hepsini bir günde bitirmem mümkün değil. Bir kısmını dün yaptım. Biraz da dedim hani çekim yapmayayım, çünkü çekim yaptığım zaman da yani bir saatte yapacağımız iş 2 saate çıkıyor, 3 saate çıkıyor. Çünkü video çekmek zamanınızı alıyor. Bu yüzden dün video çekmedim. Biraz da yorulmuştum. Öyle kaldı. Dün videosuz geçirdik ama bugün niyetimde yine 2 video var. Bakalım kısmet nasip. Şu an saat 2:10 geçiyor. Bakalım artık. Akşama çok var daha. Böyle bayağı bir mutfakla uğraştım. Şey yaparım, gösteririm size birazdan mutfağa geçtiğimde, ama daha bitmedi henüz. Bir kalan kısmını da bugün yapacağım. Öyle arkadaşlar. Bu aralar haberlerde hep sürekli kötü haber alıyoruz. Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Biliyorsunuz geçen haftalarda Elazığ depremi, sonrasında Van'daki Çığ düşmesi, şehitlerimiz, İdlib'deki şehitlerimiz ve en son uçak düşmesi. Gerçekten Türkiye'miz, ülkemiz biraz zor günlerden geçiyor. Rabbim hepimizin, herkesin, ülkemizin yardımcısı olsun. İnşallah atlatırız bu zor günleri. Haberleri açtığınız zaman moral bozukluğuyla TV'yi geri kapatıyorsunuz. Gerçekten Allah yaşayanlara sabır versin. Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ailelerine de sabır versin diliyorum. Bizlere ancak bu kadarı düşüyor. Dualar ediyoruz arkalarından ama yaşayanlar bilir. Birçok ocağa, birçok eve ateş düştü. Dikkat et annem. Allah yardımcıları olsun, Rabbim sabırlarını versin diyorum. Bu arada yağmur sanki biraz durdu diyecektim ama yok, durmamış. Maşallah rahmet iyi yağıyor. Bayağı bir yağıyor. Sanki böyle sulu kar atıştırıyor gibi. Ne annem o? Yok, ben yemeyeceğim kuzum, sen yemeyeceksin. Tamam, sen ye annem. Bu arada Aytuğ bir yandan ders çalışıyor burada. Aylin fındık yiyor. Aytuğ bugün okula gitmedi. Sabah gördünüz değil mi? Uyandırırken ne kadar zorluk çektim. Dün gece abisiyle bayağı bir kudurdular. Yatmadılar. Ya, geç yattılar. Geç yatınca da sabah kalkmak istemedi. Biraz da kendini kötü hissediyordu. Şey yapmadım. Dedim yazılısı falan yok, sınav yok. Madem öyle kendini iyi hissetmiyordu, götürmedim okula. Zaten havada o kadar yağmurlu ki, gitseydik yağmurda ıslana ıslana gidecektik. Şu anda saat 2:10 geçiyor. Öğrenciler çıkıyorsunuz, şey, okuldan dağılıyorlar. Dışarıda öyle bir yağmur var. İnanın. Diyorum ya size, sanki sulu kan atıştırıyor gibi böyle. Yani şu an biz şu tam saat 2:10 geçiyor. Zil çaldı. Yani yağmurda okulda bekliyor olacaktık. Bir yandan da gitmediği iyi oldu diyorum. Bu arada kahvemi yudumlayayım. Vallahi alıştım her gün video çekmeye. Dün çekmedim ya, hani hem dinleneyim dedim, hem mutfak işlerini daha hızlı yapayım dedim. Yani dolap temizleme işlerini daha hızlı yapayım dedim. Ama şey olmuşum artık, o kadar alışmışım ki her gün video çekmeye. Bugün sabah şeyle başladım işte. Şunu al anne. Geri şeyin içine koy. Hadi. Al bunu. Ayrıca sen bir yandan şu şeylerin problemlerini çöz anne. Heh. Ben böyle. Tamam. Fındıkçı fındık yiyor. Neyse arkadaşlar, ben bu arada Yakup'u da ayağımda sallıyorum, uyutuyorum. Uyutmaya çalışıyorum, uyutuyorum diyorum. Durmuyor beyefendi. Bunu uyutursam mutfağa geçeceğim, mutfağı toparlayacağım. Bu arada değişim yaptığım yerleri de size bir gösteririm, bakayım sizin de fikirlerinizi alayım, nasıl olmuş, ne diyorsunuz ve daha devamı var, yapılacak geri kalanını da bugün yapacağım. Bu arada bana bir baş ağrısı saplandı ki anlatamam.
bir ağrı kesici için grip geçmiyor biliyor musunuz? Yani o gripin ilk günlerdeki o bütün vücudunuz ağrıyor ya, o ağrı yok. Ama şu baş ağrısı bilmiyorum, benim bugünlerde çok başım ağrıyor. Herhalde şeylerden mi, yani tümizlerden mi bilmiyorum ama çok, yani sürekli bir baş ağrısı var. Bu ara çok baş ağrısı çekiyorum. Herhalde hava şartlarından dolayı. Bir yandan da güneş açmaya şey oldu, güneş açacak ama ay nasıl yağmur yağıyor maşallah maşallah. Dışarıda olana da Allah yardım etsin diyorum. Neyse arkadaşlar, ben kahvemi yudumlayayım. Mutfakta görüşürüz inşallah. Eşim pekmez siparişi vermişti. Biri üzüm pekmezi, biri de siyah üzümden mi, sadece siyah üzümden mi yapılmış? İki çeşit yani, tam da bilmiyorum da. Sabah getirdi, bayağı uzun zaman olmuştu siparişini vereli. Kaç günden beri soruyordum, evde pekmezimiz kalmadı, ne zaman gelecek, ne zaman gelecek pekmez diye. Getirdi sabahleyin, getirmiş yani, arkadaşı kendiler yapıyormuş herhalde arkadaşlar böyle. Bunlar ne kadar, bir kilodan fazla, 1,5 kilo mu artık, tam kilosunu da ben bilmiyorum ama şöyle biri bu, biri de bu. Çocuklara veriyorum ben günlük pekmez, şey yapıp şerbet haline getirip şöyle koyayım. Bunun bir tanesi üzüm pekmezi, bir tanesi de sadece siyah üzümden yapılmış zannedersem. Yani tam da emin değilim de. İki çeşit farklı farklı. Bunu çocuklara içiriyorum ben, böyle sulandırıyorum her gün. Ben de içiyorum arkadaşlar. Çok iyi oluyor, enerji veriyor. Mesela bakın kaç günden beri içmiyorum. İnanın hemen böyle enerjimin düştüğünü hissediyorum. Çünkü çok şey kaybediyoruz. Enerji kaybediyoruz. Bu bantla yapıştırmış herhalde, şey olmasın, ne olur ne olmaz diye. Doğal pekmezlerimiz de geldi. Kuzucuklarıma veririm. Aylin Hanım meyveyi çok seviyor. Biraz önce fındık yedi. Şimdi elma diyor. Birazdan şey der, portakal der. Ondan sonra muz der. Allah'ım, isteği hiç bitmiyor. Ama tabii ben mutlu muyum? Evet, mutlu bir anneyim. Çünkü meyveyi seven bir kızım var. Alper de seviyor meyveyi ama ya Aytu fazla sevmiyor. O sadece muzu seviyor. Götüreyim de yesin. Al anneciğim. Sen de ye ama, tamam mı? Sadece Aylin yemesin, sen de ye. Geveze. Geveze bu, çok geveze. Arkadaşlar ben dün sadece mutfak dolaplarıyla uğraşmadım. Mutfaktaki ve koridordaki şu arka kapının oradaki halıları falan hep şeye attım, makineye attım. Bu yıkandı. Buradaki halı yıkandı. Bunu öyle emanet serdim. O yüzden şurası öyle. Öyle hemen betondan, çocuklar betona basmasın diye emanet öyle seriverdim. Bakın bir tanesi de dışarıda serili. Onu en son yatmadan önce atmıştım. O daha tam kurumamış. Onu da akşama doğru kuruyunca sererim. Şeyleri de atacağım. Şunları da atacağım arkadaşlar. İki tane, bakın böyle iki parça halinde. Bunları da şimdi akşam atacağım. Çünkü akşam belli bir saatten sonra atacağım ki çocuklar betona basmasınlar. Arka arkaya makineye atarım, sererim. Sabaha kadar kurur. En azından çocuklar betona basmaz. Bunlar da şimdi sırasıyla makineye atılacak. Bunlar ufak ufak olduğu için yıkanıyor. O sele orada çamaşır var. Makinede çamaşır çıkaracağım şimdi. Makinam hiç durmuyor maşallah. Diyorum ya, bunu öyle şimdi emanet serdim. Bu koridor ve mutfak halların hepsi tertemiz oluyor inşallah. Söyledim ya size mutfak dolaplarında bir takım değişiklikler yaptım diye bir kısmını. Şimdi size ben onları bir göstereyim. Sonrasında da bir hızla geri kalanlarını yapmaya devam edeceğim. Şimdi şu yukarıdaki dolap var ya, bu ocağın üzerindeki dolap. Burada benim tencerelerim vardı. Bakın tencereleri nereye koydum diyordum zaten. Dolaplarım yüksek olduğu için bana sıkıntı oluyor yüksek yerlerden alması. Şimdi size göstereyim. Burası şu çamaşır makinesinin yanında, ocağında altında olan kısım buğulandı, kusura bakmayın. Arada kamera böyle buğulanıyor. Burada benim konserveler vardı. Onun üzeri, konservelerin üzerinde de şeyler vardı. Büyük saklama kutularım vardı. Buraya konserveleri kaldırdım, buradan tencerelerimi koydum. Çünkü bu tencereler ağır,
Yani çelik tencere ne kadar olsa yüksek yerden alırken benim omuzlarım çok ağrıyor. Bütün tencerelerimi buraya bu şekilde düzdüm. Şunlar da hani işe yarıyor bazen, bir şey birine bir şey gönderiyorsun falan, kendi saklama kutunla gönderdiğin zaman yeri geliyor, saklama kapların geri gelmiyor, kayboluyor falan. O yüzden bunları pek fazla atmıyorum. Fazlasını atıyorum da elimin altında 2-3 tane kalsın diyorum. Bir şeyler koyup kaldırmaya yarıyor. Hani normalde kullandığım saklama kaplarım var, şimdi görürsünüz zaten. Şimdi orayı göstereceğim. Buradaki konserveleri nereye koyduğumu, saklama kaplarımı nereye koyduğumu onları göstereyim şimdi. Ocağın üzerindeki dolabı açıyorum. Burayı dün bir güzel boşalttım. Tencereleri aşağıya koydum. Sildim, temizledim içini dışını. Buraya böyle arkadaşlar bütün saklama kaplarımı koydum. Rengarenk. Şu en üsttekiler kek koymak kalıp şey kutusu var. Ayrıyeten de şu büyük büyük saklama kapları var. Onları her zaman kullanmıyorum. O yüzden en üste koydum. Şunları en çok kullanıyorum. Gördüğünüz renkliler. İşte sürahilerimi koydum. Şunlar da kahvaltılık saklama kapları, cam olanlar genelde. Bunları da buraya koydum. Burası böyle iyi oldu. İçini dışını bir güzel yağ çözle temizledim. Tertemiz oldu. Şimdi şeye geçelim. Konserveleri nereye koyduğuma geçelim. Konserveleri nereye koyduğuma gelirsek, bu bizim televizyon dolabı arkadaşlar. Çocukların odasındaydı ve defterlerini, kitaplarını koyuyordum. Ben onların defterini, kitabını koyacak başka bir yer ayarladım. Kendi dolaplarımda kıyafet dolabının en alt gözünü boşalttım. Üst katlarda yer açtım bir şekilde. Defterlerini, kitaplarını kıyafet dolabının en altına koydum. Şimdilik öyle dursun. Çünkü benim bu dolaba ihtiyacım var. Buraya şöyle açayım. İçi biraz karanlık görünüyor ama gördüğünüz gibi konservelerimi koydum. Burada 30 şişeye yakın konserve var. Şurada da zeytinyağlarım var. Zeytinyağlarını da buraya koydum. Şu bal zannedersem, gerisi zeytinyağı. Bunları böyle koydum. Burada da böyle portakallarımız var. Bu dolaba ihtiyacım vardı. Mecburen artık bunu böyle koydum. Şeyi oraya koydum. Balıklarımızın akvaryumunu oraya koydum. Benim aloe vera, işte meyve sunumluk falan, onları da öyle koydum. Bakalım burayı, bu nerede? Şeyin yanında, oradaki dağınıklığı görmeyin. Günlük kullandığım yazmamı, yeleğimi falan hemen oraya atıvermiştim. Vestiyerin yanında, onun yanında da zaten şey var, erzak dolabım. Önümüzdeki günlerde bu erzak dolabının içi çok karıştı. Alt, üst, çekmece hepsi karıştı. Bunu da düzenleyeceğim arkadaşlar. Videoya çekerim. Burada da fırınım var. Fırınım temizlenecek. İş çok iş. Bende iş çok. Şimdi benim şu karşıda dolabım vardı, beyaz. Biliyorsunuz sürekli beni takip edenler bilirler. Bakın şu deterjan dolabının yanında burada bir beyaz bir dolabım vardı. O beyaz dolabı nereye koydum? Oradan aldım. Gördüğünüz gibi buraya difrizin yanına koydum. Burada bir tane masam vardı. Masayı kaldırdım. Difrizin yanındaydı. Difrizin yanına bu dolabı koydum. Şuradaki bütün tabaklar, kaseler, servis tabakları yüksek ve omuzlarım ağrıdığı için ben yüksek yüksek dolaplardan almaktan artık çok yoruldum, çok sıkıldım. Şurası karışık. Şimdi işte bugün buraları düzenleyeceğim. Oradaki bütün tabakları buraya koydum arkadaşlar. Böyle içini açayım, göstereyim size. Ne kadar düzenli olduğunu görün. Üst katta bunlar var. Porselen tabaklar, işte servis tabağım fazla yok, ihtiyacım var, alacağım. Altta da kaseler, kahvaltılıklar, küçük işte bunları da bu şekilde buraya koydum. Buraya bir kat daha yapacağız arkadaşlar. Bu kat şöyle aşağıya doğru inecek şurada, çünkü gereksiz bir boşluk var. Şuraya inecek, buraya bir kat daha yapılacak. 3 kat olduğu zaman burası, şu an 2 kat, 3 kat olduğu zaman daha düzenli olur. Benim için daha çok kullanım alanı çıkar. Bunun altında da şu an orası boş. Daha oraya koyulacaklar, çıkacak. O yüzden orası öyle duruyor. Bunu böyle yaptım arkadaşlar. Bu dolabı buraya getirdim. Bu engin, bayağı bir engin. Benim için çok rahatlık oldu. O ekmek dolabını oraya koydum. Şu pembe olan zaten deterjanlarımız falan var içinde yine. Böyle bir düzen yaptım. Şimdi ben şurayı sileceğim. İçini boşaltacağım. Buraya da şu dolabın içinde olanları buraya öyle emanet koydum dün, ortalıktan kalksın diye. Şimdi bunun içini boşaltacağım. İçini dışını bir güzel temizleyeceğim, sileceğim. Hadi bana kolay gelsin. Bu arada Alper geldi. Servisi gördüm pencereden. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban olduğum, nasılsın? İyi. Son iki ders şeydi. Beden. Beden. O yüzden
sabah formayla gidiyor. Öğlen, cuma günleri öğlen şeyle geliyor. Eşofman takımıyla geliyor. Hadi geç bakayım anneciğim. Bu arada yağmur durmuş. Ama çok güzel tertemiz bir hava var. İnanır mısınız? Böyle ciğerlerinize çekeceksiniz. Mis gibi. Soğuk olmasa biraz balkonda otururum da. Hava çok soğuk. Kapatayım kapımı. Kilitleyeyim. Alışkanlık hiç kapıyı böyle kilitlemeden duramam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yakup Paşa yine kucağımda. Kuş uykusu var. Kuş uykusu uyuyor. Gülüyor amca. Biraz önce ayağımda salladım, uyuttum. Şu arkamda gördüğünüz minder var ya, köşesi onun yeri. Oraya yatırdım. 5 dakika sonra gözünü açtı, uyandı. Kuş uykusu gibi uyku uyuyor. Ne yapıyorsun kızım? Burada da görünmeye çalışan bir tane boncuk var. Hayır, iner misin onun üzerinden? Düşersin. Ne söyleyeceksin? Söyle. Arkadaşlar. Sizi çok... Çok mu seviyorsun arkadaşları? Sizi çok seviyorum. Hı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neyse biz artık sonlandıralım videomuzu. Çünkü gördünüz mutfak dolapları silinmeyi bekliyor. Devam edeceğim dünkü işlerime. İşim çok küçük kızcıkla da yapabilirsem yapabildiğim kadar yapacağım. Tamam. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Şimdi hepsi bir araya geldiği zaman bir kudurma şeyi oluyor. Dur annem. Kuduruyorlar hepsi bir araya geldiği zaman. Bitti. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.